telefon, oyun. Kısaca teknoloji dünyasının son gelişmelerini aktardığımız teknoloji gündemi başlıyor. Xiaomi kasa çerçeve oranı ile rekabet piyasasını alt üst eden telefonları piyasaya sürmeye başladı. Çinli telefon üreticisi piyasaya çıkardığı Mi Mix model telefonuyla çerçevesiz ekran teknolojisi konusundaki piyasadaki devlere resmen ders verdi. Firma yeni çıkarmayı planladığı telefonuyla ekran çerçevesini tarihe gömmeyi planlıyor. Çinli üretici birkaç ay önce %91.3 kasa ekran oranına sahip Mi Mix modelini duyurmuştu. Piyasaya sürdüğü bu telefon satış rekoru kırarak ilgi odağı olmayı başarmıştı. Dünyanın en büyük teknoloji devlerine ekran teknolojisi konusunda adeta ders veren Xiaomi, piyasaya çıkarmayı düşündüğü yeni modeliyle yine çerçevesiz ekran konusunda pazara etki etmeyi planlıyor. Geçtiğimiz günlerde sadece iOS platformu için yayınlanan Super Mario Run uygulamasının Android'de olmamasını fırsat bilenler, oyun adı altında içinde virüs olan bir APK dosyasını internete yaydı. Super Mario Run sadece iOS platformu için yayınlandığından Android için APK dosyası bulunmuyor. Kullanıcıların internetten Super Mario Run APK adı altında indirdikleri dosyaların hepsi telefonlara virüs bulaştırıyor. Oyunun APK'sından telefonunuza bulaşan kötü amaçlı yazılımlar, telefon rehberinize ulaşabiliyor, yurt dışına mesaj gönderebiliyor, telefonun kamerasına ulaşıp şantaj içerikli bildirimler gönderebiliyor ve telefonunuzu kullanılamaz hale getirebiliyor. Android için Super Mario Run resmi olarak 2017 yılının ortalarına doğru yayınlanacağı belirtildi. Bir uygulama haberiyle devam ediyoruz. Bluetooth hoparlörleri senkronize edip ses sistemine dönüştüren mobil uygulama AmpMe. Bluetooth senkronizasyon özelliği eklenen AmpMe, farklı Bluetooth hoparlörlerin tek bir kaynaktan yayın yaparak bir ses sistemi gibi davranmasını sağlıyor. Parti konseptli bir uygulama olarak yayınlanan AmpMe, arkadaşlarla toplandığında bir şarkı çalıp havayı dağıtmak için tek bir telefonun hoparlörünün asla yetmediği durumları esas alıyor. İlk uygulamasıyla ortamdaki telefonları iOS veya Android tabanlı olup olmadığına bakmadan hoparlörlerini ev sahibi telefona bağlantılı hale getiren AmpMe, böylelikle telefonların ortak ses yayını yapmasını sağlamıştı. Eklenen Bluetooth özelliğiyle artık bu Bluetooth hoparlörleri de uygulanabiliyor. Ve sosyal medyadan bir haberle devam ediyoruz. Facebook Messenger'a fotoğraf filtre ve efektleri gibi Snapchat özellikleri eklendi. Instagram'ı Snapchat özellikleriyle dolduran Facebook, şimdi de popüler mesajlaşma uygulaması olan Messenger için yeni kamera özelliklerini duyurdu. Snapchat'ten aşina olduğumuz özellikler artık Messenger'da da kullanılabilecek. Messenger'a yeni gelen özellikler, Türkçe destekli özel efektler, fotoğraflar üzerine yerleştirilen filtreler ve sticker olarak karşımıza çıkıyor. Bununla yetinmeyen Facebook, kendi servisi olan Instagram'dan da boomerang özelliğine benzeyen bir yeniliği Messenger için kullanıma açtı. Hem iOS hem de Android platformları için gelen güncelleme ile birlikte kullanıma sunulan özellikler, selfie tutkunlarını sevindireceği benziyor. Yenilenen sade tasarımla karşımıza çıkan Facebook Messenger, yeni kamera eklentisiyle sevilen özellikleri anlık mesajlaşmayla da birleştirmiş oldu.